Gri pasaportu Almanya'ya kaçırılan kişiler hakkında soru önergesi veren Alman Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Gökay Akbulut yayın konuğumuz. Kendisiyle önergenin detaylarını konuşacağız. Sayın Akbulut, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bir soru önergesi verdiniz ve federal hükümet de buna bir cevap verdi. İsterseniz öncelikle soru önergesinde birinci sırada hangi soruyu sordunuz? Yani en çok merak ettiğiniz şey neydi? Bizim en çok merak ettiğimiz ve şu an daha halen netleşmeyen birçok soru var. Özellikle son yıllarda bu sadece Hannover'e gelen grupla ilgili olan bir skandal değil. Şu an Hannover kenti dışında Bremen, Berlin, Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde de birçok belediyeyle de benzer projeler, geziler hazırlanmış. Ve biz önümüzdeki soru önergemize de bu yeni bilgileri dahil edeceğiz. Ama dün akşam aldığımız cevapta bu konuyla ilgili Federal Almanya Hükümeti soruşturmaları sürdürülüyor şu an. Ve 25 Ocak'tan bu yana mahkeme Biden savcılığı tarafından mahkeme yürütülüyor ve biz bu mahkemeden de tabii ki bilgiler alacağız diye düşünüyoruz. Bu soruşturmayı Bavaria Oberpfalz'daki Biden savcılığı şu an yürütmekte. Ve tabii ki önemli olan burada federal hükümetin federal polis emniyetiyle de ilişki içinde olması ve tüm gümrük memurlarını bu konuyla ilgili gönderilen bir takım uyarılar var. Çünkü buna benzer gruplar daha önce de gelinmiş ve korona krizinden dolayı bazı gruplar geri çevrilmiş ve bazı gruplar gelmiş. Yaklaşık 1000 kişi diye bir rakam var şu an elimizde. Gri pasaportlarla gelen mi? Evet. Moldavya'da geriye gönderilen bir grup varmış. Bunun dışında yani tam olarak biz de sayıları şu an netleştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda birçok araştırılma yapılıyor şu an gazeteciler tarafından, avukatlar tarafından ve bize gelen bilgilerle biz de ikinci soru önergemizi hazırlayacağız. Federal hükümeti yönlendireceğiz. Çünkü bu gerçekten de çok büyük bir skandal ve Almanya medyasında şu an AKP'li belediye başkanlarının insan kaçakçılığı ağı olarak ele alınıyor. Ve burada önemli olan AKP belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin ki bunlar ve valilerin bu ağdan haberdar olmaları ve çok belirli kişileri seçip buraya göndermeleri de söz konusu. Bir kısmı iltica amaçlı gelmiş ve şu an sadece 5 kişinin iltica ettiğini biliyoruz. Ve diğer Hannover'deki gelen grupta diğer 41 kişi hakkında herhangi bir bilgimiz yok şu an. Hepsi yasa dışı şu an Almanya'da bulunmakta. Sayın Akbulut, bunu sormak isterim. Çünkü bu gerçekten çok merak edilen bir konu. Bu son dosyada Yeşil Yurt'tan gelen 43 kişiden söz ediliyordu. Kimisi 5 kişi iltica etti dedi, kimisi 1 kişi iltica etti dedi. Bu ortaya çıkmayan insanlar, yani bu 43 kişi nerede sorusu soruluyor. Alman hükümeti bu konuda güvenlik gerekçesiyle mi açıklama yapmıyor? Yani kişilerin güvenliği gerekçesiyle mi açıklama yapmıyor, yoksa Alman hükümeti de mi bilmiyor bu insanların nerede olduğunu? Biz bu soruyla ilgili Almanya Federal Göçmenlik ve Mülteci Dairesi ile iletişim içindeyiz. Bildiğimiz kadarıyla 5 kişi iltica başvurusunda bulunmuş ama bu kişilerin bilgileri şu an kamuoyuna paylaşamıyoruz. Avukatlarıyla iletişim içindeyiz ve diğer 40-41 kişi hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Ve biz bu şahıslara da, yani Almanya dışında da olabilirler, farklı ülkelere de gitmiş olabilirler bu arada. Çünkü geçen sene Eylül'den beri buradalar ve resmi olarak gri pasaportla Schengen bölgesinde 6 aya kadar kalabilir bu şahıslar. Almanya'da da en fazla 3 ay kalma hakları vardır. Ama bu gri pasaportlar, bu hizmet pasaportları yasa dışı bir şekilde verilmiş. Bu şahısların bir kısmı çalışma amaçlı gelmiş. Özellikle inşaat sektöründe çalışmak için getirilmiş deniliyor. Diğer yandan da farklı şahıslar da bu grupların içinde olabileceğini düşünüyoruz.
Sayın Akbulut, burada merak edilen bir konu daha var. Almanya sınırlarını aşan bir durum da olabilir mi? Çünkü bu gri pasaport uygulaması sadece Almanya'ya yönelik değildir diye de konuşuluyor. Başka Avrupa Birliği ülkeleri üzerine gönderme konusu da olabilir deniyor. Bununla ilgili bir duyumunuz var mı? Şu an biz de bu soruyu araştırıyoruz. Tabii ki belediyeler arası bu tarz projeler sürekli yapılmakta. Yani bütün Avrupa'daki bütün ülkelerde farklı ülkeler arasındaki belediye temsilcileri, belediye çalışanları, belediye meclis üyeleri de düzenli bir şekilde bu tarz programlar uyguluyor. Ama korona krizinden dolayı şu an birçok belediye geçen seneden beri bu gezileri iptal etmiş veya bu tarz çalışmaları aslında yürütmüyor ve biz de tabii ki diğer ülkelerde de benzer bir ağ var mı, benzer gruplar gelmiş mi, onu da şu an araştırmaktayız. Şimdi bunun Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'na kadar uzandığına dair bir takım ipuçları da var. Bunlar tabii ki zaman içerisinde araştırılacaktır ve ortaya çıkacaktır. Ben şunu sormak isterim size. Almanya'da yapılan ilk açıklamada, federal hükümetin yaptığı ilk açıklamada az önce siz de dile getirdiniz. 25 Ocak 2021 yılından beri takipte olduğunu, bu meselenin takipte olduğuna yönelik bir açıklama yapmış hükümet sizin verdiğiniz soru önergesine. Bunun ne olduğu çok fazla anlaşılamadı. Çünkü bu olay daha bir hafta 10 gün öncesine kadar, bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye'de ve Avrupa'da gündeme geldi. Federal Almanya neye dayanarak 25 Ocak'tan beri bunu izlemeye aldığını söylüyor. Elindeki veriler neler? Verdikleri yanıtlar sizin soru önergenizdeki soruları tatmin edici boyut taşıyor mu? Hayır, biz tabii ki muhalefet partisi olarak bu gelişmeyi bir skandal olarak değerlendiriyoruz. 25 Ocak'ta başlatılmış bu araştırmalar ve hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşılmamış. Diğer yandan Türkiye'den gerçekten de siyasi olarak baskılardan dolayı muhalif olarak gelen, burada iltica eden insanları hatta Almanya hükümeti yurt dışı edebiliyor. İtalya'ya veya farklı ülkelere yurt dışı kararları verilirken burada sahte pasaportlarla bu kadar büyüklükte bir grubun gelip hiçbir şekilde bunun kamuoyuna sızması veya bize de bilgi verilmemesi çok büyük bir skandal ve biz sol parti olarak olayın perde arkasını araştırıyoruz. Burada Almanya'da, Federal Almanya hükümetinin de sorumlulukları var ve tabii ki Türkiye'deki makamlarla da şu an iletişim içinde olduklarını bize açıklamışlardı. Sayın Akbulut, hükümetin, federal hükümetin verdiği yanıtta şu var mı? Bu da çünkü Türkiye'de çok merak edilen bir şey. Bu gri pasaportlar, yani yurt dışı hizmet pasaportları, valilikler aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'ndan alınan belgeler. Bunlar gerçek kişilerin gerçek isimlerine yapılmış pasaportlar mı? Yoksa kişilere sahte isimler altında yapılmış pasaportlar mı? Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Çünkü başka türlü bu 40 küsür kişinin ortada olmaması, yıllar içerisinde 1000'i bulduğunu söylediğiniz 1000 kişinin bu yolla geldiğini, gri pasaport çünkü resmi hizmet pasaportudur. Bu pasaportlar mı sahte yoksa gelen insanlar bir şekilde ortadan mı kayboluyor? Biz de tam olarak anlayamadık şu anda. Hepsi, bütün davalar, davaların sonuçlarını bekliyoruz ama gerçekten de çok ciddi bir skandal. Yani resmi olan pasaportlar, yani gruplarda anladığımız kadarıyla bazı belediye çalışanları gerçekten de var. Hatta iki tanesi geri dönmüş deniliyor Türkiye'ye. Ama diğerleri hiçbir şekilde belediye çalışanları değil veya herhangi bir dernek veya farklı bir resmi bir yetkiyle buraya gönderilmemiş ve bu insanlar şu an kayıp Almanya'da. Evet. Alman yasalar açısından baktığımız zaman, şimdi bu gerçi daha çok taze, her şey bütün boyutlarıyla ortaya çıkmadı. Ama Alman yasalar açısından bakıldığı zaman dava açılan kişiler ya da soruşturmanın gittiği yere kadar, nereye kadar gidiyorsa, bu çok ciddi bir suç mudur? Ağır cezaları var mıdır? Önemli olan tabii ki bu ağın, bu şebekenin arka planda kimlerin olduğu ve bu tarz şebeke insan kaçakçılığı nasıl yürütülüyor. Önemli olan bu sorumluları bulmak ve onları yargılamak, onlara karşı davaların yürütülmesi. Tabii bu insanların da şu anki durumu da tabii ki araştırılmalı, yani bu konuda da mahkemeler sanırsam ona göre karar verecektir. İltica edenlerin gerçekten siyasi bir
geçmişi var ise ve Türkiye'de muhalif kesimlerden geliniyor mu veya farklı kesimlerden geliniyor mu, bunun netleşmesi gerekir. Ve diğerlerinin de bilinmiyor. Şu an belki evlilik yoluyla oturum alma veya farklı bir şekilde oturum başvurularına başvuru yapılabileceği düşünülüyor. Ama biz de önümüzdeki günlerde, haftalarda bu gelişmeleri takip edeceğiz. Sol Parti Milletvekili Sayın Gökay Akbulut, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.